İyi. Biraz daha iyi mi? Ha? Yusuf. Bak bence Zeynep haklı. Yani kendine gerçekten çok hoyrat davranıyorsun sen. Sen daha yeni ameliyat oldun. Hemen böyle koşturmak neden? Seviyor. Anlamadım. Neyi seviyor? Beni deli etmeyi seviyor. Öyle mi? Seviyor musun? Bayılıyor ya. Ama bak böyle yapma. Bak Zeynep senin için gerçekten çok endişeleniyor. Farkında değil misin? Yok, farkında. Farkında da umurunda değil. Öyle mi? Değil mi? Değil. Ya ben arkadaş... tek kelime bak konuşmuyorum farkındaysanız. Niye sürekli tokat yiyorum ya? Kadir sana bir soru soracağım. Sor. Bugün... babamı takip ederken, peşinden koşarken... onu durdurmak için vurur muydun? Cemre niye yapıyorsun bunu kendine sen? Ya ben bir şey yapmıyorum. Sadece öğrenmek istiyorum. Aranan bir suçlu sonuçta. Yani durdurmak için her şeyi yapardın değil mi? Vurabilirdin yani. Sen bugün yoruldun Cemre. Hadi gel ben seni eve bırakıp gel. Niye cevap vermiyorsun ki? Basit bir soru sordum. Gel Cemre. Gel Cemre. Gerçekten vurur muydun? Bak gözünü bile kırpmadan üç tane kurşun sıkmış bir adamdan bahsediyoruz. Tamam mı? Şöyle söyleyeyim sana, ben onu teslim almaya giderim. Önceliğim onu teslim almak olur. Ama silahına davranırsa işte... o zaman sıkarım. Cemre, Kadir abi ne yapsın? Adam polis, baban gitmiş adamı vurmuş. Aynı durumda kaldıklarında gel bir daha sık mı diyecek bana? Ne diyecek? Ben babamla ne yapacağımı bilmiyorum. Bazen acı çekmesini istiyorum, bazen de üzülüyorum ve yaşamasını istiyorum. Baba dediğin mevzu işte. Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Şimdi seni daha iyi anlıyorum. Babanla olanları yani, o öfkeni. Daha iyi anlıyorum. Senin babanla aran iyi olsaydı keşke Cemre. Her şey çok daha farklı olurdu. Biz bir şekilde alışmışız bakma. Ama sen öyle değilsin ki. Sen başkasın. Her seferinde bir darbe yiyorsun. Görüyorum. Canım acıtıyor. Ama üzülme. Yeter ki üzülme. Buradayız ya. Nasıl yapıyorsun bunu? Neyi? Kendinle ilgili hiçbir şey istemiyorsun. Hep başkaları iyi olsun, mutlu olsun diye çabalıyorsun. Başkasının yüzünün gülmesini görmek az şey mi Cemre? Mesela senin. Sen gülünce var ya ben dünyadaki en güzel adam haline geliyorum bir anda. Bir anda. Mesela. Hadi anneciğim tabağın duruyor da servis gelecek hadi. Çabuk çabuk. Hadi çabuk 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 anneciğim hadi. Serviste geç kalacağız zaten açarsın. Ablacığım çay alacağım istiyor musun?
Sağ ol, alırım. Buyurun, geldi. Kalk, kalk. Çabuk, 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 çabuk. Yürü. Alo. Alo, kızım Cemre. Efendim? Yalnız mısın? Hayır. Anladım kızım. Seni görmek istiyorum. Söyleyeceklerim var. Anlatacağım şeyler var kızım sana. Tamam. Tamam. Birazdan gelirim. Ne oldu? Kim? Bir durum mu? Yok. Bir müvekkilim buluşmak için aramış. Tamam. Annene o kadar çok benziyorsun. Sana her baktığımda onu görüyorum. Sana her baktığımda aynı güne geri dönüyorum. O acıyı tekrar tekrar yaşıyorum. Onu gerçekten sen mi öldürdün? Söyleyeceğim hiçbir cevap. Anneni geri getirmeyecek misin? Hiçbir şey değişmeyecek kızım. Ona ne oldu baba? Annemi sen mi öldürdün? Al. Bu ne? Annenin günlüğü. Her şey orada yazılı. Cezaevine yolladığım insanlar mahkeme salonundan çıkarken yüzüme bakardı. O bakışlardaki pişmanlık o kadar büyük olurdu ki. O bakışlarla hayatlarını hep geri almak isterlerdi. Bir şans isterlerdi. Ben hiçbirine acımazdım. Hatta bazılarından nefret ederdim. Ama şimdi ben onlar gibiyim. Ben insan öldürdüm. Cinayet işledim. Şimdi ben onların bana baktığı gibi sana bakıyorum. Baba hiçbir şey için geç değil. Bak hiçbir şey için geç değil. Geç kızım. Artık her şey için çok geç. Annen öldü. Belma öldü. Belma ölmedi, yaşıyor. Yaşıyorum. Gerçekten. Yaşıyor ve hayatı bir tehlikesi de yok. Ve hala bir şansın var. Benim artık hiçbir şansım. Cemre. Sen niye geldin ya? Seni yalnız bırakmam. Baban da olsa seni yalnız bırakmam. Hayır, gelmeyecektin. Seni öldürürsem bütün dertlerim biter mi acaba? Bitmez. Bence bitmez. Kerem lütfen. Orasını bilemezsin. Baba sakın. Yalvarırım yapma. Ne olur yapma. Ne yapıyoruz? Bekliyoruz.
Lan ne beklemesi ya? Selim'i görmüyor musun? Vuracak Kerem'i. Abi bekleyin dedi. Demeye devam edersek büyük patlayacağız yalnız, haberin olsun. Her şey seninle başladı. Sen hayatımıza girdikten sonra hep kaybettik, hep. Sen zaten kaybediyordun dayı. Benimle birlikte kaybettiklerini gördün sadece. Kerem lütfen. Tamam delikanlı, gidiyorsun. Son bir sözün var mı? Baba ne olur, baba yapma. Çekil Cemre. Bırak baba, yapma. Yavaş, dayı. Kızım bana bir soru sormuştu. Ama ona cevabını verememiştim. Öyle mi? Ne sormuştu? Onu öldürür müydün diye sormuştu. Öldürmem. Öldürmek istemem. Kimseyi öldürmek istemem. Kimsenin canını yakmak istemem. Ama benim ya da sevdiğim insanların hayatları söz konusuysa dayı... hiç tereddüt etmem. Kadir yalvarırım, yapma ne olur. Sakin, sakin. Baban güzel güzel silahını indirip teslim olursa... buradan hiçbir sıkıntı yaşamadan çıkar gideriz. Ama aksi hepimizi üzer. Şimdi dayı, bırak silahını, güzel güzel teslim ol. Haydi. Hayır, teslim olmayacağım. Vazgeçmeyeceğim. Daha kimseyle vedalaşmadım. Hepinizle teker teker vedalaşacağım. Zeynep Tunç, siz misiniz? Benim, buyurun. Bizimle emniyete kadar geliyorsunuz. Emniyete mi geliyorum? Sebep? Hakkınızda bir tutuklama kararı var. Tutuklama kararı mı? Ama niye yani? Zimmetinize para geçirmekten. Selim haydi indir silahını. Silahı indir, emniyette vedalaşırsın. Baba ne olur bırak o silahı. Ne olur teslim ol. Yalvarırım teslim ol. Hadi. Cemre'ciğim bak her şeyi senin için yapıyorum. Bunu sakın unutma, tamam mı? Söyle Kerem'e zarar vermene izin verme. Cemre çekil. Dayı. Bak seni teslim almayı geçiyorum ufaktan. Haydi at silahını. Ben hiçbir şeyden vazgeçmiyorum. Verilmiş bir sözüm var, onu yerine getireceğim. Cemre uzak dur. İstersen kızını korurum. Ben istemedikçe ona kimse dokunamaz. Kimse kılına zarar veremez. Hiç kimse. Bunun karşılığında benden ne istiyorsun? Canını. Efendim? Canını istiyorum senin. Böyle bir şey niye yapayım ki? Dediğimi yapmazsan kızını gözünün önünde öldürürüm ama seni yaşatırım. O zaman da ölmemen için elimden ne geliyorsa yaparım biliyorsun. Bu acıyla da ömrünün sonuna kadar cehennemlerde yanarsın. Ben müsaadenle bir şey daha hatırlatayım. İnsan evladının yokluğuna alışamıyor. Söyle. Ben alışamadım. Ama benim istediğimi yaparsam kızım yaşar. Huzurla yaşar.
Senin için böyle bir şey asla yapmam. İzle o zaman. Durdurun. Durdur adamı dedim sana. Sana o kurşunu boşuna vermedim Selim. Bak ben senin için burada hemen şimdi kızını öldürürüm. Sen benim için kendini öldürür müsün? Senin yaşaman için bir söz verdim kız. Bunu tutacağım. İfadenizi almak için. İfademi vermeye hazırım. Peki. Dinliyorum sizi. Şşş. Oğlum tamam. Abi ben ne diyeceğim şimdi Cemre'ye? Tamam tamam dur 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 bir soluklan. Dur ya bir nefes al tamam mı? Bir sakin ol. Sakin ol. Tamam da kız çok şey yaşadı ya. Biliyorum bak dünyanın en zor şeyini yaşadı. Kimsenin başına böyle bir şey gelmez. Anladın mı? Ama sen onun yanında olacaksın. Sen ona bir nefes olacaksın. Anladın mı? Başka da bir şey yapmayacaksın. Öyle ben onu teselli ederim. Ben ona unutturmaya çalışırım falan. Bu işler çalışmaz. En iyi ilaç zamandır. Zamana bırakacaksın. Nasıl yapacağız? Bak biliyorum çok zor. Bütün acıların üzerine almak istiyorsun. Bütün dertlerini yüklenmek istiyorsun. Hayır yapma. O bu yolu kendi ayaklarının üzerinde yürüyecek. Başka yolu yok. Tamam mı koçum? Tamam abi tamam. Tamam. Zaten yalnız değil ya yanında biz varız. Annene o kadar çok benziyorsun. Sana her baktığımda onu görüyorum. Cemre'cim, bak her şeyi senin için yapıyorum. Bunu sakın unutma, tamam mı? Senin yaşaman için bir söz verdim kızım. Bunu tutacağım. Baba! Baba!
Kerem. Cemre ne oldu? Kenara çek. Tamam, çekiyorum. Cemre. 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 Tamam. Ben buradayım. Korkma, yanındayım. Korkmayacağım. Korkma. Sakin. Kerem gitti. Ben yaşayayım diye kendini öldürdü, öyle de. Niye bir şey yaptın? Niye dedim gözümün önünde yaptın mı? Sakin ol canım, ben buradayım. Bilmiyorum Cemre. Bilmiyorum. Baban niye gitti? Niye kendini vurdu bilmiyorum. Bildiğim tek bir şey var. O da o kaza gecesi bizi bir araya getiren gece. O gece değişti her şey. O geceden sonra her şey değişti Cemre. Bir dönüp baksana arkana. O gece biz birbirimizi bulmasaydık, o kazayı yapmasaydık biz yok olmuştuk Cemre. Bitmiştik. Yoktuk. Bak Kadir abiye, Zeynep ablaya, bize bak. Bak Zeynep abla, ikinci defa girdi kadın tekrar içeri. Beni biliyorsun zaten. Kadir abi her şeyini kaybetti adam, her şeyini. Karısını, çocuğu da, her şeyini. Ne oldu ama sonra gitti, bak Zeynep ablayı buldu. Sonra gitti annesini buldu, biz birbirimizi bulduk. Daha ötesi var mı, daha güzeli var mı? İnsan sevdiği yokken, seveni yokken kendine bile yabancı kalıyor. Biz niye bir aradayız Cemre? Hayat bizi niye bir araya getirdi? Niye denk geldik biz? Birbirimizin gözüne böyle bakalım diye işte. Başımıza bir şey geldiğinde yanında olalım diye. Değil mi? Bana hep böyle bakacaksın değil mi? Söz ver. Söz. Gözünü hiç ayırmayacaksın değil mi? Söz. Söz, ayırmayacağım, söz.